Her şeyi konuştuğumuza göre ben gideyim artık Burhan Bey. Yarın için gereken şeylerin hazırını yapayım. İhaleyle ilgili bütün bilgiler bu dosyanın içinde. Yarın isterseniz gidip bir araziyi de kontrol edelim. Sonra da oturup ne yapacağımıza karar veririz. Hala beni nasıl ikna ettiğinizi düşünüyorum ama işin içinden çıkamıyorum. Daha az önce bırakın bir şirkette çalışmayı, bu muhitten bile geçmemeye o kadar çok kararlıydım ki. Çok şaşırtıcı bir insansınız Burhan Bey. Şaşırtıcı demeyelim Gizem Hanım. Sadece işimin en iyi şekilde yürütülmesini isterim. Bunun için de işin ehli insanlarla çalışmayı yeğliyorum. Sizin için de işin en iyisi diyorlar. Bundan emin olabilirsiniz. O halde yarın görüşmek üzere. Size kolay gelsin Burhan Bey. Size de iyi günler. Umarım bu çalışma hepimize hayırlı uğurlu gelir. Kadın gitmemiş miydi ya? Ne dolanıyor buralarda? Sakın ola o feminist bozuntusunu bu işe aldığını söyleme Burhan. Cihan, kıza ne yaptıysan artık ikna etmek için bir sürü dil dökmek zorunda kaldım. O kızdan uzak duracaksın, anladın mı? Tamamdır Emoğlu. Sen kıza göz koyduysan tamamdır. Hülya, Kenan Bey'le toplantımız bitene kadar telefon bağlama. Kimse de odaya girmesin. Rahatsız edilmek istemiyorum. Siz dinliyorum Kenan amca. Kızım, istediğin gibi Bora'nın peşine dedektifleri taktık. Adamlar işlerinin en iyisi. Boran ne yaparsa yapsın artık biz ondan bir adım öndeyiz. Bu iş nasıl çözülecek bilemiyorum. Sen merak etme. Boran nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın anında haber alacak ve ona göre hareket edeceğiz. Teşekkür ederim Kenan amca. Boran'la ilgili bütün bilgileri en kısa zamanda istiyorum lütfen. Tamam canım. Ben azıcık işimin başına geçeyim. Beni bir başıma bırakıp gitmeyeceğini biliyordum abay. Evet. Gidemedim. Sen beni bilirsin. Ama unuttuysan hatırlatayım. Ben de senin içini dışını çok iyi bilirim. Bu kadar sevdiğim, bu kadar inandığım, her olayda yanımda olduğum kan kardeşimi gömüldüğü bu karanlık çukurdan çıkartmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen hep böyle inatçı mıydın abay? Doğru bildiğimi yapacak, söyleyecek, hatta 10. köyü bulacak kadar. Burhan, benim bir türlü aklım almıyor. Anlatsana bana bir. Siz Sıla ile birbirinizi bu kadar çok severken nasıl oluyor da karşı düşüyorsunuz? Nasıl oluyor da birbirinizin bu kadar uzağına düşüyorsunuz? Aranızdaki uçurum gittikçe derinleşiyor. Ama derinleştikçe de hem öfkeniz hem de sevginiz büyüyor. Bu nasıl bir çelişki? Ben de çözemiyorum abay. Sanıyor musun ki benim aklım eriyor? Sıla içimde yeşeren dalların hepsini kırıp bana verdi. Elimdekilerle nasıl baş edeceğimi bilemeden daha kırılanların yerine yenileri sürgün veriyor artık. İşte ben de bu yüzden Sıla ile konuş diyorum ya sana. Burhan, ben Midyat'ta Sıla'nın içini gördüm. Sana karşı o kadar katıksız bir sevgi besliyordu ki. Şimdi bakıyorum da aslında sizin savaşınız kendinizle. O yüzden ben de kimi kime karşı koruyacağımı şaşırdım. Benim de kafam karışık yani. Artık ısrar etme abay. Sıla'yla konuşacağımız her şey bitti artık. Eğer beni bırakıp gidersen benim için ya öldürmek ya da ölmek var. Ölümden ötesi var mı ki artık? Ne demek ölümden ötesi var mı ki artık? O raddeye gelene kadar yaşayacak o kadar güzel yerler var ki. Yaşayacak neresi kaldı abay? Senin Sıla'yla
Azad'ın Narin'le, sevenlerin birbirleriyle ağrı bekledikleri yer. Oraya vardığınızda sürgün vermiş bütün dallar çiçeklenecek. Göreceksin. Boran, senin gözünde bu kadar büyük bir aşk varken nasıl olur da beni Sıla'yı sevmediğini inandırabilirsin ki? Dava için yaptığımız hazırlıklarla ilgili bir dosya hazırlamıştım sana. Bakabildin mi? Emre, bir şey unutmadın mı? Neyi? Merhaba demeyi. Merhaba. Bugün çok yoğundum, bakamadım. Ama yanıma alıyorum, evde inceleyeceğim. Tamam. Emre. Kenan amca sana gelişmelerden bahsetti mi? Hangi gelişmeler? Şu dedektiflik meselesi. Evet, bahsetti. Ama umurumda değil. Niye? Biliyor musun Sıla? Kendimle ilgili bir şey öğrendim. Sadece senin için önemsiz değilmişim ben. Kendim için de önemsizmişim. Ama gariptir, bu beni rahatlattı. Ha, koruma falan da istemiyorum artık. Çünkü kendimi korunmaya layık görmüyorum. Çok güzel bir duygu. Sen iyi misin? Merak etme Sıla. Delirmedim. Özgür oldum sadece. Allah'ım, sen beni sınıyor musun? Bir de seninle ne yapacağım? İşin bittiyse çıkalım ha. Ben bu kadar uzun halimden ayrı kalmaya alışkın değilim. Saat bayağı geç olmuş Azat. Haklısın, merak ederler bizi. Çıkalım. Nasıl geçti bakalım işte ilk günü? Bugün evlendikten sonra yaşadığım en mutlu gündü bacım. Sağ olasın. Sıla Hanım. Çıkıyor muydunuz yoksa? Bir şey mi oldu? Yapacağımız yatırım var ya, alan araştırması sona erdi. Fotoğraflar ve raporlar hazır. Onları gösterecektim size. Ama neyse, yarın hallederiz artık. Selim Bey, bu akşam işiniz yoksa sizi eve davet edebilir miyim? Fotoğraflar ailemin görmesini de istiyorum. Tabii tabii, siz nasıl isterseniz. Çok zarifsiniz, teşekkürler. Ben odama gidip toparlanayım, size yetişirim. Sağ olun. Hayırdır, bize ne göstereceksin bacım? Hepimizin çok sevineceği bir şey Azat. Hepimizin çok hak ettiği bir şey. Alo, kimsin? Alo, kimsin? Konuşsana.